Selamun aleyküm. Böyle 2-3 dakikalık bir video veya bilemedim 5 dakikalık video çekeceğim. Şimdi yumurta abi de karşıma aldım. Biraz da sevinçliyim, heyecanlıyım. 1,5-2 sene yakındır yavru almadık. Şimdi neden aldığımı da söyleyeceğim. Normalde bu aylarda alınmaz. Nisan 1'de bunların çıkışı olacak. Öyle ayarlayacağım. Neyse, siz almamaya gayret gösterin. Benimle şimdi başkası bir değil. Ben maç yapan adam değilim. Zevkine bakan adamım. Artık idmanları arıyoruz. Kimse bizi çağırmıyor. Arıyoruz, yok diyorlar. Kendi aramda idman ediyorum. Aynı tarz horozlar. Sakat oluyor. Gagalar gidiyor. Gözler gidiyor. Sıkıntılar yaşıyoruz. Ya üst düzey horozlarımız var. Benim gözü üst düzey. İzletiyorum feste. İzleyenler ne kadar beğendikleri burada yazsın. Önemli değil. Sıkıntı yok. Malı ben beğendim. Malı ben beğeniyorum. Ha, nedenlerini size anlatacağım. Ama şimdi bakın. Şöyle anlatacağım size. Gel kızım şimdi bak. Kestane tavuk biz bedava almadık. Bak her zaman söylüyorum. Ben yaparım. Başkası siz yapmayın bunu. Denemeyin. Çünkü işi erbabı olduktan sonra deneyin. İşi garantiye alın. Ben bu işin piriyim. Üstüme bir adam daha gelmediğini söylüyorum. Bazen zoruna gidiyor. Giderse gitsin. Bu işi yalnız bak. Zaten bir dahaki videoda daha ayrıntılı bazı başka şeyler de anlatacağım size. Böyle idare edemizi. Bakın kestane tavuk aldım. İnternet üzerinden. 9 tane 10 tane yumurtası var. Bakın tek tek çıkarayım. Hepsi onun. Bakın. Şöyle koyalım bunu. Bak kestane. Bakın. Şunu şöyle koyalım. Yine kestane. Bakın. Görüyor musunuz? 9. Yani böyle aldık. Demek istediğimi anladınız mı? Bak aldım buna. Denediğim 5 dakika gördüm. 2 defa 5 dakika gördüm. Vişne çürüğünden başına oluna vurdum. Onda hatta çilli olan videolarını atmışım size. Ondan vurdum. Ölen çilimin kızılım var 4 tane 5 tane ondan koydum. Ondan sonra Konyalı tavuktan var 3-4 tane ondan koydum. Buna Hintli'yi bindirmiştik. Tabii ki attım yumurtaları dışarıdan kapattığım zaman ama ne kadar olacak bilmiyorum. Aldığım beyaz tavuğun yumurtasını koydum. 2 tane çıktı. O da sahibine suç atmayalım ama yumurta koyduğu gibi kırıyor. Normalde 7-8 tane olması lazımdı. Yetişemedim. Kıçında yumurtayı toplamayı bekliyorum. Neyse bunlar anne baba belli olanlar. Çıktığında zaten hepsi kendini belli eder. Bunlar da belli edecek. Bunlar mal benim olduğu için bak şöyle koyalım. Bunlar da benim hayat prensibimde bunlar da bunların idmanlıkları diyoruz. Yani bunlar belli. Bunlar belli değil. Tabii ki ama bunlar da kalite. Aynen buradaki tavukların dışarıda gezdiği zamanlar kapatmadan önce koyduğu yumurtalardan bahsediyoruz. Dediğim gibi nedenini anlatacağım size. Ben geveze horoz saklamam. İsterse dünyada 100 tane maç alsın. 5000 tane maç alsın. Yani bir su sürdürmesin. Horoz geveze oldu mu ben kümese saklamam. Çünkü ben şehir merkezindeyim. Bir nedenini anlatayım. Sonra da kısa olsun kapatacağız hemen videoyu. Ben komşularım çok iyi. Ben komşularımın hakkını yemem. Asla yemem. Horozları izletiyorum yani. Aklınızdan geçmesin yani. Horozlar kötü. Benim horozlarım üst düzey. Ben hazırladığım zaman sezon tüyünü kesmeyeceğiz tabii. Tüy bitiminde tüye girdiğinde gevezeler. Çünkü kışın herkesin camları kapalı. Yazın abi be horoza komşular bana geldi mi? Biz rahatsız oluyoruz dedik mi ben kesmek zorundayım. Çünkü benim komşularım kadar kimse idare etmez. Allah hepsinden razı olsun. O yüzden bunlar da idmanlıklarım. Büyütürüz. Kırma buradan çıkabilir. Çünkü horozları biliyor. Abi horozları boş bırakmıyorum. Devamlı başlayan 2-3 horoz aldığım için ama yine olabilir diyelim. Olsun. Onlar da Ramazan'a şimdi sürpriz olacak da haberi de yok. Ramazan'a 2-3 ayken belli olduğum kırmalar Ramazan'a bırakırım. Zaten bakmıyor. O kesen adam ötene kadar bakar. Öttüğünü keser. Hem ona da afiyet şeker olmuş olur. Tavuklar da isterse yumurtaya saklar. Kırmalara ister saklamaz. Neyse ondan bunu temizleriz. Sıkıntımız yok. Bunlar da işte böyle bak. Mesela neden almışız? Onu da söyleyelim. Beyaz çapardan almışız. Prim oturmuşuz. Ondan almışız. Şimdi buraya karmaçalma yapmışım. Bak yine kestane tavuğu yedici yumurtası. Bak şu yumurtaya kimse koymaz abi. Bak vurma. Çok benim gözümde çok üst düzey bir tavuk paylaştım. Vurmanın kızı. Şu yumurtaya bakar mısınız? Çıkmaz dersiniz ama çıkarsa çok harika yavrular vereceğini biliyorum. Neyse bunları da koyduk. Çok ufak koydum. Tavuk zaten ufak avucum kadar. Ya şöyle avucuma koyduğum zaman avucumu anca dolduruyor. Neyse bir dahaki de açlamasını yaparım. Ha böyle heveslendim de küçük bir video çekeyim dedim. Ama benim dediğim yaptığımı yapmayın. Bakın yine söylüyorum. Bak ben internette bir resimle aldım. Benim en yanındaki en samimi arkadaşım da en iyi sohbet ettiğim telefondaki arkadaşım da
horoz verdiğim adamlar bile karşı taraftalar. Ben onun farkındayım. Ha kötü değil. Ben onlara yani zihniyetten bildiğim için kırılmam yok. Ama konuştukları zaman haklı konuşuyorlar. Bir dahaki de açıklamasını yapacağım yani. O yüzden ben yaparım, siz yapmayın. İşin profesyoneli olduğunuz zaman denemeye gayret gösterin. Çünkü bir sene emek var. Zor iş, yanmayın. Abi diyorsun ki sen ne abi, ben bu işin piriyim. Üstüme ikinci adam tanımam. Ki benim en yakındaki arkadaşım bile söylüyor. En yıllardır hayvan verdiğim adamlar bile bunu söylüyor. Yani hediye ettikleri bile bunu söylüyorlar. Siz denemeyin abi. Yanılırsınız, hata edersiniz. Neyse, hatamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.